Evet arkadaşlar, biz Siem Reap'ta dinlenmeye devam ediyoruz. Angkor Wat'ı böyle güzelce gezdik. Ama tadı damağımızda kaldı. Evet, bizi biraz yordu. İnşallah bir daha gelirsek bir daha gezeriz. Evet. Şimdi bugün sürpriz bir şey var. Bizim bir WhatsApp grubumuz var. Ya bizim dediğim tur bisikletçilerinin. İşte bölge bölge, Güneydoğu Asya, işte Orta Doğu, işte Uzak Doğu falan diye. Neyse, Güneydoğu Asya grubuna bir tur bisikletçisi Siem Reap'ta olan var mı? İşte buluşalım mı falan yazmış. Biz de dedik ki buluşalım ya, iyi olur. Sonra fark ettik ki bunu yazan arkadaş ta 8 ay önce nerede? Gürcistan'da, Varzya'da. Gürcistan'da Varzya'da karşılaştığımız bisiklet turcusu çift Leo ve Sofya. Hemen onlara mesaj attık, dedik biz buradayız, hadi buluşalım. Onlar da ne harika bir sürpriz falan dedi. İşte şimdi gidip buluşup beraber bir şeyler yiyeceğiz. Kaç Evet, ay geçti aradan? 8 ay sonra. Onlar Hindistan'daydı uzun süredir. Evet. Sonra bilmiyorum, bir anda burada belirdiler. Şimdi gidip Evet, bol bol konuşalım. hiç fark etmedim ben. Ne ara buraya geçtiler falan. Instagram'da takip ediyorduk çünkü birbirimizi. Bakalım şimdi gidip öğreneceğiz onlar ne yapmış, nerelerden geçmişler. Çünkü Orta Asya'da olduklarını gördük. Ondan sonra da Hindistan'a gittiler. Hi, good to see you again, yes. Hayır, hayır, Hey. hayır. Oh. I see. Okay. Hello. I see. Good. Hello. How are you? Hello. Yeah, after 8 months. Yeah. Gosh. I bet you got some Yeah. stories to tell. Yeah. Yeah, last time we saw your stories and post, you were in India. Yes, we're very delayed. We've been really lazy with posting. Yeah, we're about two and a half months behind now. I think it's 3 now. About 3 months behind. Oh, last 3 months you are in Southeast Asia. So we cycled through from Mumbai through the whole coast of India, all the way down to the tip of India, all the way up to Chennai, and then we took a flight to Singapore. Ah, Singapore. And from Singapore we reached. Malaysia? Oh, yeah. Yeah, Malaysia, Thailand, Thailand. And then now it's Cambodia. Oh, okay. Where are you going to? Oh, we came up to Laos. Ah, yeah. Yeah, we're around basically, but we're stopping in Vietnam. Oh, okay. Hey, you stopped in Vietnam. Yeah, it's the end of it. It's the end of our tour. And then, okay. Günaydın. Günaydın. Artık Siem Reap'tan ayrılma vakti geldi. Evet, bayağı kaldık burada, dinlendik. Evet, tatlı geldi. Yani böyle bir dinlenme, o yüzden birazcık uzattık, keyfini sürdük. Şimdi bugün ne yapacağız? Batanbank'a Evet, gideceğiz. bugün şimdi Batanbank'a gidiyoruz. Evet, botla gideceğiz. Bota gitmek için de bulunduğumuz yerden 10 kilometre uzaklıkta bir liman, demeyeyim de yani işte botların kalktığı bir yer var. Şimdi oraya doğru süreceğiz. Saat 7.30'da kalkıyormuş. Saat şu anda 6 civarında. Biz işte bir yarım saat içinde orada olacağız ki önceden işte bir bilet alma, işte bisiklet koyma falan filan o işler halledelim. Evet, o zaman Çıkalım. çıkalım Evet. Evet, bugün anlaşılan şanssız günümüzdeyiz. Şimdi her gün buradan Batanbank'a feribot var. Feribot dediğim işte ufak bir tekne var. Saat 7.30'da kalkıyor. Biz de kalktık sabahın köründe. Saat 6.30'da burada olacak şekilde geldik. Geldik, önce gişede işte durdurdular. Biletiniz var mı diye sordular. Yok dedik. Yoksa buradan bilet alamazsınız. İşte şehirden almanız lazım dediler. Ajanslardan hemen şey, o Evet. tur Tur ajansları ya şirketlerinden. da otellerden falan. Biz de dedik yani hani böyle saçma şey olmaz. Ben buradan bilet almak istiyorum. Çünkü şehirden arkadaşlar komisyon ödüyorsunuz. Yani beraber çalışıyorlar aslında bunlar. Şehre git, oradan komisyon öde diye şey yapıyor.
Neyse dedik ya hayır buradan alacağız. Yok dedi alamazsın buradan bilet falan filan. Biz de gittik Yiğit'in videosunu. İşte Yiğitcan'ı hiç tanıyorsunuzdur arkadaşlar zaten hepiniz. Yiğit'in videosunu açtık gösterdik. Dedik ki bizim arkadaşımız geldi buradan bindi. Bakın video bu, bina bu. Aynı bina, aynı yerdeyiz. Onu görünce böyle biraz şok oldular. Biraz da moralleri bozuldu. Evet. Sonra biz dediler ki tamam dediler hani siz buradan gidin sağa dönün. İşte oradan kalkacak bot. Bir adam bir telefon getirdi. Telefon ucunda bir hanımefendi var. Bize dedi ki işte buradan bugün kalkmayacak. Neyse ben de kendisine biraz da sinirlendim açıkçası. Dedim işte yani herkes bütün Siemre yaptık herkes diyor ki bu bot buradan kalkacak. Siz diyorsunuz ki bu buradan kalkmayacak. İşte yok dedi işte her gün dedi evet bot var ama bu sefer başka bir köyden kalkacak. Evet ayda 3 defa mı? 5 evet, defa mı? Diğer defa taraftan kalkılmış. Hal böyle olunca biz de dedik ki bir gece daha o zaman burada kalalım. Şöyle ucuz bir yer bulduk burada. Şimdi gideceğiz oraya orada kalacağız ama önce burayı teyit edeceğiz. Evet, kesin evet. Yarın kalkacak mı ve bileti buradan alacağım. Yani inat ettim ben bu o bileti buradan alacağım. Yani gitmeyeceğim. O komisyonu vermeyeceğim. Vatan Bank'a gitmek istediğim, ya istememizin sebebi de aslında orada bir mağara var. O mağaradan böyle gün batımı saati milyonlarca yarasa çıkıyor. Milyonlarca. O yüzden biz de mecbur gideceğiz, göreceğiz artık yani. O kadar öldüler ki. Evet arkadaşlar lastiği patlattık. Sonra da kalabalık bir meraklı grup geldi. Okul öğrencileri ve öğretmenleri etrafı temizliyorlarmış. Thank you. Thank you. Thank you very much. It's, I will keep it for memory. Ay şimdi çocuklar bize bisiklet stikerleri verdi. Evet arkadaşlar bize iki tane sticker verdi. Biz de onlara bizim stickerlarımızı verdik. Hatıra olarak saklayacağız. Evet bugün biraz şanssız günümüz demiştik. Böyle otele 600 metre kala lastik patladı. Şimdi yamıyoruz. Biraz önce de işte çocuklarla biraz aşırı neşir olduk. O kadar sıcak ki şakır şakır terliyorum. Yani şakır şakır. Ve sıcak havada lastiğe hava basmak gerçekten çok iğrenç bir şey. Evet, şu anda bir oteldeyiz. Daha doğrusu bir guest house, homestay diye geçen bir yerdeyiz. Yani bir gece burada kalacağız. Bir 7 kilometre falan bu tekne limanına. 7 dolar bir ücreti vardı. Ucuz diye buraya geldik, girdik ama şöyle bir eksisi var. Hava artık 40 mı diyeyim, 42 derece mi diyeyim ne bilmiyorum. Yani klima yok. O yüzden zaten 7 dolar. İnanılmaz sıcak. Vantilatör falan böyle getirdik. Öyle durabiliyoruz. Şimdi ne olacak? Yarın sabah kalkacağız. Saat 7 gibi bu limana gideceğiz. Oradan da bir aksilik olmazsa artık tekne bineceğiz. Aynı gün Batan Bank'ta olacağız. Yine 31 Mart öncesi Tayland'a girme planımız tutuyor. Yani bir sıkıntı olmuyor. Ona göre ayarlamıştık zaten bir aksilik olursa falan filan diye. Öyle şimdi geldik işte burada böyle biraz dinleniyoruz. Evet size bir şey göstermek istiyormuş Yasemin. Durun bir dakika. Evet Yasemin ne bu? Ne göstermek istiyorsun? Bu Kırgızistan'daki donduğumuz günler Murat. Evet şu anda arada yaklaşık 45 derece fark var o günlerle. Bakın. Hatta daha fazla. Çok sıcak. Yani iğrenç sıcak. Bir de nem var. Evet burada da böyle tuluma girmişim. Üstelik kuş diye montumu giyip de girmişim tulumun içine. Yani nasıl üşüyorsam artık. Valla yanıyoruz şu anda arkadaşlar. Sıcak da kötü soğuk da kötü. En güzeli böyle arada bir şey olması. Öyle. O zaman sizinle biz yarın yine limanda görüşeceğiz.
Günaydın. Günaydın. Evet, şimdi Batambang'a gitmek üzere hazırlandık, yola çıkacağız. Evet, şimdi inşallah bir aksilik olmadan tekneye binip Batambang'a gideceğimizi umut ediyoruz. Evet arkadaşlar, o zaman limanda buluşalım. Evet, limanda görüşelim. Biz bir an önce yola düşelim. Evet, görüşürüz. Sol. Şşt, ne yapıyorsun? Bunlar bir şey yaptı. Çok korktum ya. Aklıma kötü atmış. Hayır, dürüldüz mü? Ne kadar korkacağım? Saldırdı da bir şeyden korktu. Yavrusun mu var hocam? Bakın şimdi Batambang'a gideceğimiz tekne şuymuş. Şuna 30 dolar vermişiz. Şimdi yanına gideceğiz. Ben şunlar gibi ya. Şurada hemen arkadaşımla aşağı inerken göreceksiniz. Onlar gibi bir şey sanmıştım. Ama şu beyaz tekne. Ufak beyaz tekne. Şimdi çantaları ve bisikletleri verdik bota. Umarım sağ salim giderler. Böyle çok sağlıklı gözükmüyor ama bakacağız artık duruma göre. Birazdan da kalkacak zaten. Bir 6-7 saat Batambang'a sürecek. Şimdi yavaş yavaş ilerliyoruz. Evet, çok kalabalık da değiliz. İşte 3 tane de Avrupalı turist var. Yasemin var, ben varım. 3 tane de Kamboçyalı var. Evet, çok kalabalık da değiliz. Bisikletler de yukarıda zaten. Valla öyle. Yavaş yavaş gideceğiz herhalde. Bir 4-5 saate Batambang'a varmış oluruz. Ama su seviyesi gerçekten düşük ya. Hani bunu şu anda böyle bakınca rahat görebiliyorum. Yani böyle bu nehirden ilerliyoruz arkadaşlar. Ya bu Mekong kadar büyük bir nehir değil zaten. Daha dar ölçüde bir nehir. Hatta şu anda şurada küçük bir nehir kenarında köy gibi bir şeye de geldik. Bazı yerlerde geçmekte zorlanıyor tekne. İçeride de böyle arkadaşlar işte. Bunlar diğer Avrupalı arkadaşlar. Yasemin burada. Evet, biz yola devam edelim. İlk girişteki o yer güzeldi yani. O işte insanların nehrin üstünde bu işte evler yapması, orada yaşaması ilginçti gerçekten. Ama şu anda normal böyle bir nehirden ilerliyoruz.
Şimdi bottan indik. Çantalarımızı falan indirip bisikletlerimizi yükledik. Yukarıya çıktık. Ama bilin bakalım ne oldu? Murat'ın arka lastiği yine inmiş. Sanırım artık ya bayağı patlamıştı. Birçok kez yamadık ama artık herhalde yamalardan kaçırıyor. Sürekli iniyor. O yüzden şimdi yanımızdaki yedek iç lastiği takacak. Bunu da atmayacak Tayland'a kadar ne olur ne olmaz diye. Artık Tayland'da Decathlon'dan yeni bir iç lastik alırız. Evet. Lastik yine inmiş ya da patlamış. Valla daha önce bunu 1-2-3 kere yamamışız. Bazı yerleri birkaç kere yamadım ama yine kaçırmış. Şimdi daha fazla bu lastiği zorlamayacağım. Bir daha bakarım otelde falan. Ama yanımda yedek iç lastik vardı. Hani artık bu lastik iyice çöp olana kadar kullanırım diyordum. Ondan sonra değiştiririm. Ama başka yedek kalmayacak yanımda. O yüzden bu lastiği tutacağım. Sonrasında Tayland'dan yeni bir iç lastik alana kadar yedek olarak duracak yine. Ben şimdi yeni lastik takacağım. Hemen şu soldaki yer Yarasa Mağarası'nın olduğu yer arkadaşlar. Şu büyük tepelik yer. 250-300 metre var. Doğru döneceğiz birazdan. Okey dedik. Okay. Odayı bir kontrol edelim. Evet şimdi Battambang'a Yarasa Mağarası için gelmiştik. Yarasa Mağarası'na ulaştık. Evet burası Battambang'ın bir 15 kilometre dışında arkadaşlar. İşte ayrıldık sabah dedim öğlen işte geldik buraya. Zaten hava çok sıcaktı içeri bir girdik. Bir daha çıkmadık klima vardı odada. Şu şimdi, anda bile hava aynen, sıcak. Şu anda bile yani öyle 35 falan vardır rahat yani. Baya baya bunaltıcı. Şimdi saat 5. Hatta 5'i geçti herhalde. Evet birazdan. Yarasa Mağarası burası. Evet. Oraya gelip izlemek için biz de buraya geldik bakalım. Yarasalar şuradan çıkıyor. Hemen şu mağaradan. Şimdi şöyle arkadaşlar. Yasemin tam arkamdan seslendi. Biri bilet satıyormuş. Dağa mı çıkacaksınız diye sordu. Evet. Biz de dedik yok sadece böyle yürüyeceğiz dedik. O yüzden bilet için bir para falan vermedim. Bilmiyorum ne kadar. Ama zaten yukarı çıkma gibi niyetimiz yok. Sadece bunu izleyip gideceğiz. Yukarıda ölüm mağaraları var. Ölüm mağarası var bu yürüyüşün. Yani bir kilometre yukarıda. Herhalde onlar için falan şey istiyorlar. Evet. Kızılkimerlerin insanları sorgulayıp öldürdükleri bir mağara varmış bu yukarıda. Ama yani çıkmayacağız oraya. Böyle Kızılkimerlerle ilgili bayağı bir film belgesel izlemiştik. İçimiz bayağı bir kararmıştı gerçekten. Çok korkunç bir dönem. Yani kendi halkına soykırım yapan bir grup psikopattan bahsediyoruz. Evet. Bu arada Buda'yı maymunlar sarmış arkadaşlar. Ha evet. Burada bayağı da bir maymun varmış ya. Evet. Yatan bir Buda'mız var. Oturan bir Buda'mız var. Şöyle göstereyim size. Belki maymunları göremezsiniz ama biraz küçük oluyor. Şöyle daha heykeller oymuşlar. Böyle bir yer. Mağaranın karşısına oturduk. Burada bir duvar var. Onun üzerindeyiz. Önümüzde masa sandalyeler var. Ama her masa sandalyenin bir satıcı sahibi var arkadaşlar. Evet. O yüzden hani buraya oturursak bir şey sipariş etmemiz lazım. Burada da fiyatlar normalden böyle $1 falan daha fazla. Masa sandalyeler böyle. Aklınızda olsun. Buraya gelseniz buraya oturup buradan bir şeyler hemen şu karşıdaki satıcılardan sipariş falan verebilirsiniz. Eğer isterseniz. Yoksa böyle duvara falan oturun yani. Öyle para almak zorunda falan değiller sizden. Çünkü $1 falan istiyorlarmış bazen. Bu muhabbeti duyduk. O yüzden hiç o parayı ödemeyin yani. Şimdi bu karşımızdaki mağarada burada 6,5 milyon yarasa var arkadaşlar. Ülkenin en büyüğü değil mi? Ülkenin en büyük kolonisi ve Kamboçya'da toplam 13 koloni yaşıyormuş. Evet. 6,5 milyondan fazla bu yarasa işte her akşam gün batımıyla beraber bu mağarayı terk ediyor. 50 kilometre çapında takılıyorlarmış böyle. Orada avlanıyorlar, işte karınlarını doyuruyorlar falan filan. Sonra da kalkıp
mağaraya geri dönüyorlar. Evet, karınlarını neyle doyuruyorlar? Bu 50 kilometre civardaki pirinç tarlalarındaki böceklerle karınlarını doyuruyorlar arkadaşlar ve bunda bir faydası oluyor. Tabii 2000 ton pirinci kurtarıyorlarmış her yıl. Evet, bu da her yıl 21 bin Kamboçyalı'nın pirinç ihtiyacına eşitmiş. Yani böyle de büyük bir faydası var burada. Evet, o yüzden avlamak falan yasak yarasalara kesinlikle. Çünkü soyları gittikçe tükeniyormuş bu mağaralarda kireç taşı madenciliği yaptıkları için. O koloniler gittikçe azaldığı için de hani böyle sert önlemler almış devlet. Evet. Yani bir yandan da turistik bir gelir oluyor burada. Hani işte insanlar para kazanıyor falan filan. İşte yani orada işte mağaradan yarasa çıkıyor ama bir turizm oluşmuş burada. Hemen birkaç tane heykel de böyle duvarlara falan koymuşlar. Öyle şimdi bekliyoruz. Bir 20 dakika 20 saatimiz var. Yarasalar çıkacak birazdan. Onu bekliyoruz heyecanla. Evet, şimdi çıkmaya başladılar. Saat 6:10 geçiyor. Aman tanrım.8 dakikadır aralıksız çıkıyorlar. Gerçekten çok etkileyici. Bu kadar çok olabileceğini böyle gözümüzde canlandıramamıştık. Bir sürü yarasa ayrılıyor. Milyonlarca arkadaşlar, yani Yasemin bir sürü diye ifade etti ama milyonlarca yarasa şu anda bir süredir mağaradan çıkıyor. Evet. Aralıksız bir şekilde. Ve böyle gökyüzünde bulut gibi böyle süzülüyorlar, böyle sanki bir yarasa bulutu oluşturuyorlar. Sonra bir anda kayboluyorlar. Yani inanılmaz çokmuş. Hiç böyle bu kadar, yani sayı olarak bu kadar çok olabileceklerini düşünmemiştik. Bugün Kamboçya defterini kapatmayı planlıyoruz. Evet. Bugün Tayland'a yeniden döneceğiz. Evet. Tayland sınırını bugün geçeceğiz. Evet. Şimdi sınıra 2 kilometre kaldı. Valla serin serin geldik. Çok da güzel oldu. Şimdi siz bekliyorsunuz. Biz size Tayland'dan merhaba diyeceğiz diye. Ama size Tayland'dan merhaba diyemiyoruz. Neden diyemiyoruz? Çünkü bizi Tayland'a almadılar. Pakistan, Türkiye, Afganistan gibi ülkelerin vatandaşları öyle Tayland'da bir kere havadan geldikten sonra karadan çıkıp bir daha giremezler yani. Tabii biz neye uğradığımızı şaşırdık.